Herkese merhaba sevgili ikinci sınıflar. Bugün sizlerle bölme işlemi iki konusuna devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki bir önceki hafta biz bölme işlemini öğrenmiştik. Şimdi daha detaylı bir şekilde bakmadan önce ne yapıyoruz? Tabii ki Mart programımızı inceliyoruz. İkinci sınıf Mart programını bugün 21 Mart pazartesi bölme işlemi iki konumuz var. Daha sonrasında salı gününe hemen ödevimiz var. Ödevimiz neymiş? Tabii ki sıfırdan ikiye kitabımızı alıyoruz. Sayfa 106 ve 161'e hemen hızlı bir şekilde bakıyoruz. 160'da yine renklendirilmiş yönergelerimiz var ve daha sonrasında süzgeçlerimize konuyu iyice pekiştiriyoruz. Değil mi arkadaşlar? Hemen programımızı kaldırıp neler öğreneceğiz biz bugün bakalım. Hemen maymunumuzun gözünü açıyoruz. Bölme işlemi yapmayı. Zaten bir önceki dersimizde bölme işlemi yapmayı öğrenmiştik. Neler yapmıştık? Çıkarma işlemi yaparak, bölme işlemi gruplama yaparak bölme işlemi yapmıştık. Şimdi biraz daha pratik yollarla çarpmanın etkisiyle ilişkisi bölme işlemiyle çarpma işlemi arasındaki ilişkiyi ve daha sonrasında da bölme problemlerini nasıl çözeceğimizi öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, tekrar edelim bölümüyle bir önceki dersimizi ufak bir tekrarla başlayalım. Bölme işlemlerini ritmik sayma yaparak bulun demiş. Ritmik sayma yaparken bizim dikkat etmemiz gereken iki farklı yer vardı. Neresiydi orası arkadaşlar? Hemen şöyle işaretleyelim. Elimize mavi kalemimizi alalım. Burası yani bizim neyimizdi? Bölenimizdi değil mi? Karpuzumuzu hatırlıyor musunuz? Büyük bir karpuzumuz vardı. Karpuzumuzu bölen sayıydı. Bölenimiz bize ne diyordu? Ritmik say diyordu. Peki burası neydi? Büyük karpuzun olduğu yer neresiydi arkadaşlar? Bölünendi değil mi? Bölünendi. Bölünen neydi? Kaça kadar sayacağımız. Yani ritmik sayarken kaça kadar sayacağımızı bize gösteriyordu. Haydi bakalım ne diyor? Üçer üçer dokuzu bulana kadar say. Evet haydi sayalım hep beraber. Üç, altı, dokuz. 9'u buldum. Kaçıncı parmağımda buldum? Üçüncü parmağımda buldum. O zaman hemen buraya 3 yazıyorum. Peki yazdıktan sonra ne yapıyordum? Evet çarpma dediğinizi duyar gibiyim. Bölümle böleni çarpıyordum değil mi arkadaşlar? 3 kere 3 9 biz çarpma işlemini daha öncesinden öğrendik ve çıkardığımızda 0 kalıyordu. Peki bizim cevabımız burada 0 mıydı, 3 müydü? Evet, 3 bizim cevabımızdı. Yani her zaman bölüm bizim cevabımızdı. O zaman devam edelim. 28 ile 4'ü bölüyoruz. Daha doğrusu 28'i 4'e bölüyoruz. 4 eş parça ayırıyoruz. Her parçada kaç adet ürün olur diye soruyoruz. Ritmik sayıyorum. Bölenim ve kaça kadar sayıyorum? Bölünenime kadar. Yani 28'e kadar sayıyorum. Haydi sayalım arkadaşlar. 4 8 12 16 20 24 28. Kaçıncı parmakta 28 dedik? 7. parmakta 28 dedik. 7 ile tekrardan 4'ü çarpıyorum. 28 oluyor ve cevabım 7 olmuş oluyor. 35'i 5'e bölüyorum. Haydi hep beraber yapalım. Yine neyi kullanıyoruz? Ritmik saymayı kullanıyoruz. Beşer beşer 35'e beşe kadar sayıyoruz arkadaşlar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Yine kaçıncı parmağımda söyledim? 35'i bakın 35'i söyleyince durdum durdum parmağım 7. parmağım. 7 ile 5'i çarpıyorum. 7 kere 5 35 ve çıkarıyorum kalanım yok cevabım 7 devam ediyorum 14 bölü 2 14 tane muzu 2 eş parçaya böldüğümüzde diye soruyor evet 2 eş parçaya bölünce ne yapıyorduk arkadaşlar İkişer ikişer 14'e kadar ritmik sayacağız haydi bakalım 2 4 6 8 10 12 14 14'ü buldum kaçıncı parmakta yine 7. parmakta buldum 7 kere 2 14 Hemen çıkarıyorum. Ay çarpı değil arkadaşlar. Eksi koyuyoruz buraya. Şöyle yapalım. Tekrar çıkaralım. Evet sıfır sıfır yani yine cevabımız yedi. Fark ettiyseniz üç tane yedi bir tane üç cevabı bulduk. Peki neleri bilmemiz gerekiyor başka bölme işlemiyle ilgili? Bölme işlemi çarpma işleminin tersidir arkadaşlar. Neden tersi? Biz bölme işlemini doğru mu yaptık? Nasıl anlıyoruz? Birazdan buradaki örnekle göreceğiz. Bölme işlemini doğru yaptığımızdan emin olmak için bazı işlemler yaparız. Bu yaptığımız işlemlere de biz doğrulama anlamına gelen sağlama adı veririz sağlama adı verilir peki bakalım buraya acaba işlemi doğru mu yaptım diye düşünüyor Tonguç kendisinden emin olamıyor değil mi 12'yi 3'e bölmüş hemen saymış 3 6 9 12 4. parmağımda söyledim 4 yazdım 4 kere 3 12 çıkardım 0 0 ama diyor acaba ben bunu doğru mu yaptım hemen kontrol edelim 12 tane cevizi ne yapıyoruz 3 tane sepete eşit paylaştırıyoruz haydi bakalım 1 tane koydum buraya bir tane buraya bir tane buraya ne oldu birer tane cevizim oldu devam ediyorum bir buraya bir buraya ve bir buraya koydum buraya koydum ne oldu artı bir artı bir artı bir oldu bunlar gitti evet bu buraya geldi artı bir bu buraya geldi artı bir bu buraya geldi artı bir bu Evet hala dışarıda kalan cevizlerim var. Devam ediyorum dağıtmaya. Bu da buraya geldi. Artı bir. Bu buraya geldi. Artı bir. Bu buraya geldi. Artı bir. Toplamda bu sepette dört. Bu sepette dört. Ve bu sepette dört tane cevizim oldu. Yani üç tane sepetim var. Üç tane dördüm var değil mi? Üç tane neyim var? Dördüm var. Ne demekti bu? Üç kere dört demekti. 3 çarpı 4 demekte. Hatırladık mı? Bakın 4 artı 4 artı 4. Çarpma işlemi neydi? Toplam işleminin tekrarlı toplam işleminin kısa yoluydu. 3 tane 4. 4 artı 4 artı 4. Yani 3 kere 4 12 ediyor. 4 ile 4'ü topladım. 8. 8 ile 4'ü topladım. 12 ediyor. Yine bakın yaptığım işlemler doğru. Yine 4 ile 3'ü çarptım. 4 ile 3'ü çarptım ya da 3 ile 4'ü çarptım. Değiştiğinde yerleri değiştirdi sonucumuz değişmiyordu. 4 tane 3'ü topladım. Yani yine aslında çarpma işlemi yaptım. Yani bölme işleminin tam tersi olan çarpma işlemini yaparak ne buldum? Bölünenimi buldum. Yani doğru yaptığıma kanaat getirildi peki bakıyorum aşağıda verilen bölme işlemlerinden doğru olanları işaretleyelim Doğru yapılanları bulacağız arkadaşlar. Nasıl bulacağız? Hemen yapalım arkadaşlar. 32'yi 4'e bölmüş. 4'er 4'er ritmik sayıyorum. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 32'yi kaçıncı parmağımda söyledim? 8. parmağımda söyledim. 8 kere 4, 32 çıkardığımda 0. O zaman 32 bölü 4 eşittir. 8 doğrudur. Devam ediyorum. 28'i 4'e bölmüş. Hemen bölelim. 28'in içinde kaç tane 4 var? Hemen ritmik sayarak bulabiliriz. 4 8 12 16 20 24 28. 28'i kaçıncı parmağımızda söyledik? 7. parmağımızda söyledik, değil mi arkadaşlar? 6. parmağımızda söylediğimiz sayı 24'tü. Peki 4 kere 7 28 çıkardığımızda 0. O zaman biz bunu maalesef işaretleyemiyoruz. Hemen üstüne kocaman bir çarpı koyuyorum. Ee, ve devam ediyorum 18 bölü 2 ikişer ikişer ritmik sayıyorum 18'e kadar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18'i kaçıncı parmağımda söyledim 9. parmağımda söyledim o zaman 9 kere 2 18 yine buradaki işlem doğru sadece bir işlemimi yanlış yapmışım ve diğerlerini doğru yapmışım diyebiliyorum problemli sorumuzla devam ediyoruz. Biz problem çözme basamaklarını aslında ne yaptık arkadaşlar? Hep beraber toplama işleminde, çıkarma işleminde, çarpma işleminde tekrar ettik değil mi? Problem çözmenin belli bir sırası vardı. Neydi bu sıra? Problemi önce okuyup anlamalıyız. Çok iyi anlamamız gerekiyor ki hangi işlemi yapacağımıza yani nasıl bir plan yapacağımıza bu planı uygulayacağımıza ve kontrol aşamasında da bizim işimize yarasın. Ee, ne yapıyoruz bunun içinde? Bol bol kitap okuyoruz. Hemen problemi okuyorum. 14 tane havucu 2 tavşan eşit olarak paylaştırılacak. Şimdi paylaştırma geçti. Ben hemen planımı Burada yaptım. Plan yap kısmına hemen bölme yazıyorum. Bölme işlemi yapacağımı anladım. Her bir tavşana kaç tane havuç düşer? Peki problemi anla. Ne anladık biz bu problemden? 14 tane 14 havuç var, değil mi arkadaşlar? 2 de tavşan var. Evet hemen burada da gördüğümüz gibi 14 avucu iki tavşana ne yapacağız? Eşit şekilde dağıtacağız, paylaştıracağız. Peki ben bunları yine böyle oklar çizerek bir, bir, bir diye mi hesaplayacağım? Tabii ki hayır çünkü artık biz bölme işlemini yapıyoruz, bölme işlemini biliyoruz. Bölme işlemi yapacağız. Hangi sayıyla hangi sayıyı böleceğiz? 14 havucu 2 tavşana eşit şekilde paylaştıracaksak biz bunu 14 bölü 2 olarak ifade ediyoruz. İkişer ikişer 14'e kadar sayıyoruz arkadaşlar. Haydi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14'ü kaçıncı parmağımızda söyledik? 7. parmağımızda söyledik. Yani her bir tavşanda 7 havuç olur diyoruz. Afiyet olsun minnoş tavşanlar diyerek ne yapıyoruz? Kitap sever sorumuzla devam ediyoruz. Bir kütüphanede 36 tane çocuk kitabı vardır. Hale öğretmen bu kitapları 4 öğrenciye eşit şekilde paylaştırmak istiyor. Yine ben burada ne buldum? Hemen ipucumu buldum. Eşit şekilde paylaştırmak. O zaman ne işlemi yapacağım? Burada mutlaka bir bölme işlemi olacak diyorum. Her bir öğrenciye kaç kitap düşer? Evet arkadaşlar, önce neler biliyoruz? Bunları mutlaka yazmamız gerekiyor. 36 kitap var. Değil mi? 4 öğrenci var. Hemen bunları birbirine paylaştıracağız. Yani 36 kitabı 4 öğrenciye eşit şekilde paylaştırmak ne demek? 36 kitabı 4 öğrenciye bölüştürmek, bölmek demek. Hemen yapalım. Şöyle renkli güzel yeşil bir kalemimizi alalım. 36'yı 4 öğrenciye paylaştıralım. Haydi bakalım nasıl yapıyoruz? Yine bizim terimlerimizi hatırlayalım. Bölünen, değil mi? Bölen Evet arkadaşlar burada bulduğumuz sonuç bölüm ve çıkarma yaptıktan sonra kalan kısma da ne diyorduk adı üzerinde? Kalan diyoruz. Nasıl yapıyorduk? Dörder dörder 36'ya kadar sayıyoruz. Haydi sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 20 24, 28, 32, 36. 36'yı kaçıncı parmağımda söyledim? Dokuzuncu parmağımda söyledim. Peki buraya yazdığım sayıyı hemen bölenle çarpıyorum. Dokuz kere dört otuz altı ve otuz 36 otuz altı çıkarsa sıfır kalır. Yani cevabım ne oluyor? Dokuz kitap düşer. Diyoruz arkadaşlar her bir öğrenciye dokuz kitap düşüyormuş diyerek ne yapıyoruz? Lezziz mi lezziz kurabiye kokan sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Annem yaptı. 45 kurabiyeyi beşerli gruplayarak yine bakın ipucu kelimem gruplamak yani hangi işlem bölme işlemi tabaklara dağıtıyor. Her tabak bir komşuya gideceğine göre bu tabaklardan alan kaç komşu vardır? Hemen yapalım kaç tane tabağımız olacak? 45 kurabiyem var ne biliyorum? 45 kurabiye değil mi arkadaşlar? Beşerli gruplanacak. Beşer grup. Evet 5'erle her bir tabakta 5, 5, 5, 5 tane olacakmış. Yani 45 tane kurabiyeyi 5'e bölersek bir tabak kaç tane tabak olduğunu buluruz. Çünkü her bir tabakta zaten 5 tane olduğunu biliyorum. 45 bölü 5 hemen sayıyorum 5'er 5'er. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45'i 9. parmağımda söyledim. 9 kere 5 45 hemen çıkarmıştım yaptım 0 yani 9 tabak olur diyoruz 9 tane tabağım var 3 4 5 6 7 8 ve 9 her birinde beşer tane neyim var kurabiyem var haydi sağlamasını yani doğru mu diyor kontrolünü yapalım beşer beşer ritmik sayacağız ya da 9 tane 5 diyeceğiz. 9 kere 5 45 olduğunu biliyoruz. Bu da ne demek? İşlemi doğru yaptın. Aferin sana demek. Renkli sorumuzla devam ediyoruz. Bir çiçekçi aldı 35 çiçeğin 8 tanesini eve götürmek için ayırıyor. Yani 35 çiçek var. 8 tanesini içinden alıyorum. Burada ayırıyor, eksiltiyor. Yani ne işlemi yapıyor? Çıkarma işlemi yapıyor. Geri kalan çiçekleri ise her bukette üç çiçek olacak şekilde paketliyor. Yani üçer üçer paketliyor. Bu ne demek? Bölme işlemi demek. O zaman çiçekçinin satmak için elinde kaç buket vardır? Öncelikle 35 çiçeğin ne yapıyoruz? 8 tanesini eve götürmek için ayırıyoruz. Bakalım elimizde kaç tane çiçek kalıyor? 5'ten 8 çıkmıyordu değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle komşumuza gittik. 2 burası 15 oldu diyorum. 15'ten 8 çıkardım. 7. 2 aşağı indirdim. 27. 27 çiçek kalıyor bize satmamız için. Peki kalan çiçeklerin yani geri kalan çiçekleri diyor 27 çiçeği ne yapıyoruz? Her bukette 3 tane olacak şekilde paketliyoruz. Yani üçer üçer grupluyoruz değil mi arkadaşlar? O da ne demek? 27'yi 3'e bölüyoruz demek. Hemen bölelim üçer üçer 27'ye kadar sayıyorum. 3 6 9 12 15 18 21 24 27. Kaç tane? 27 dediğimde hangi parmaktaydım? 9. parmaktaydım. O zaman hızlıca 9 yazıyorum. 9 kere 3 27 ve çıkardığımda kalan çiçeğim yok. 9 buket çiçeği olur elinde diyoruz çiçekçinin. Süpersiniz arkadaşlar ve neler öğrendik biz bu dersimizde konunun üzerine hemen bakalım. Biz bu dersimizde bölme işlemi yapmayı zaten biliyorduk. Pekiştirdik diyelim. Sonrasında ne öğrendik? Pekiştir dik dedik. Bölme işleminin çarpma işlemi ilişkisini öğrendik ve neyi öğrendik? Bir kelime öğrendik değil mi yeni? sağlamak kelimesini öğrendik. Yaptığımız işlemlerin doğruluğunu kontrol etmeyi öğrendik ve daha sonrasında ne öğrendik? Bölme problemlerini çözmeyi öğrendik. Bunun için en önemli şey neydi? Okuduğunu anlamaktı. Bu da nereden geçiyordu? kitap okumaktan geçiyordum. Matematiği başarmak için yine kitap okuyoruz arkadaşlar dedikten sonra hazırsak ödüllü sorumuzu açıyorum. Bakalım ödüllü sorunun cevabını ilk kim verecek? Görüşmek üzere hoşçakalın.